aşklar seninkinin yanında güneş karşısındaki mum alevi kadar sönük kalırlar. Fedakarlığınınsa ucu bucağı yoktur. Bütün bunlar neye yarar ki? Seni senden çok sevmeme. Sevgin sadece gül dudaklarından dökülen aldatıcı bir yalan bile olsa... ...burada çölün alev dilli kucağında kavrulan bir Mecnun'a yaşama gücü veriyor. Bu sonu gelmez kum cehenneminde güneşin öldürücü sıcağı ve ıstırap dolu kederimle baş başa kaldığım zaman... ...beni bu tatlı sözlerin koruyor ölmekten. Ölüm lafı etme Kayit. Bizim ebedi saadetimiz yanında ölüm çok uzak olmalı. Ah ölüm gecikse bile ayrılıklar çabuk oluyor. Ve her ayrılık ölüm oluyor benim için. Stop! Eğer senaristin palavraları yerine kalbimin sesini dinleyecek olursan... ...senden bir an önce ayrılıp ayaklarımı suya sokmak istiyorum. Deli! He? Deli ne olacak? Deli değil, aman. Mecnun! Bir daha sefere bir film anlaşması yaparken... ...erkek oyuncunun şımarıklığına göre değişik para isteyeceğim. Ben de aşk sahnelerini daha ciddi oynayabilecek artistlerle çalışmayı teklif edeceğim. İftiracı sen de! Benim işimde ne kadar ciddi olduğumu herkes bilir. Kavgayı bırakın, filmin havasından uzaklaşıyorsunuz. Çanak tuttu. Ben Clark'ımı halkın sevgisine dayanarak çekiyorum. Yeter! Hazır olun, atlara bineceksiniz şimdi. Klaket! Hazır efendim, sahne 21 plan 7. Atları getirin! Aceleye lüzum yok üstadım. Çünkü bendeniz devlet kuşu ata binemez. İyi ama! Binemez tabii! Neden binemezmiş? Beyin nüfus kağıdında erkek diye yazılıdır ama... ...aynı şeyin yüreğinde de yazılı olduğundan şüpheliyim. Kalbimin çiçeği Leyla, ne demek istiyorlar acaba? Korkaksınız demek istiyorum. Attan düşüp koltuk değnekleriyle dolaşan topal bir cesur olmaktansa... ...iki ayağı üzerinde yürüyen korkak olmayı tercih ederim. Hadi çocuklar, bırakın çakalaşmayı! Bakın şuraya bulutlar geliyor, vaktimiz azaldı. Rejisör bey, filmlerdeki tehlikeli sahnelerde dublör denen kişilerin kullanıldığından habersizler mi? Bunu önceden isteseydin, şu anda senin boyunda ata binmesini becerebilen bir dublörü nereden bulayım? Vallahi orası sizin bileceğiniz şey. Demek ata binmek istemiyorsunuz Hüseyin Peyda bey. Evet Cahit bey. Aramızda bir mukavele olduğunu ve bu film için tam 20 bin lira aldığınızı unutmayın lütfen. Siz de beni artist olarak aldığınızı hatırlayın Cahit bey. Süvari yahut kovboy olarak değil ha. Dublörlük edene bir yeşil barbunya! Ben giderim abi. Tamam oldu. Gelin Hüseyin bey. Derhal elbiselerinizi değiştirin. Derhal! Buyurun arkadaşım. Bugün çölle ilgili bütün haricileri bitirmelisin. Biraz zor olacak. Hava bir kapatırsa koca ekip olduğu gibi bekleriz. Ama düşün ki bu zor bir film. Eğer aceleye getirirsek... Zarar yok canım. Şişirme olsun da pahalıya çıkmasın. Hazırlar efendim. Pekala. Hadi çabuk olun. Binin Leyla Hanım. 100 metre kadar ileride durup bekleyin. Biz sonra gelip çekimini orada devam edeceğiz. Peki. Siz ata binmesini iyi biliyor musunuz? O her şeyi bilir. Hele attan inmekte kimse üzerine çıkamaz. Cuuup tepe üstü. Kuma gömülürsen üzülme sevgilim. Sana çelenk yollayacak birinin bulunduğunu düşünerek rahatça ölebilirsin. Bir daha sefere filminize oyuncu alırken, muhtardan bir de iyi hal kağıdı istesin. Güneş kaçıyor! Hazır olun, 1, 2! Unutmayın, tam tepenin hizasına doğru süreceksiniz. Motor çalışmadan hareket etmeyin. Dikkat! Dediğimi unutmayın. Peki. Tam kadrı doldurarak gittiler, i̇şte nefis oldu. İyi de kalkış yaptılar dört nala. Bu kalkışla fezayı boylamadılarsa iyi. Aynı hızla devam ederlerse akşam yemeğini ayda yerler. Oo, gözden kaybolmuş
olmuşlar bunlar! Hasan Natık'ın deliliği tuttu, o durmadan öteki de durmaz gider! Madem öyle uslu bir at bulsalardı, onlarla mı uğraşacağız şimdi? Hadi makine bu tarafa! Reflektör hazır ol, elinizi çabuk tutun! Onlar dönünceye kadar bir de hava kapattı mı o zaman yandık işte! Şimdi de kahraman Leyla Hanım'a bir dublörle cilalı tahtadan şerefine yakışacak bir tabut lazım. Sen işin alayındasın. Hı? Onlar gelene kadar güneşte yatar. Burada hava kapadı mı 15 gün açmaz. Nereye yok oldular acaba? Adam salıp bir aratsak. Bizim deli at sırtındayken şeytan arasa bulamaz onun gittiği yeri. Durun, durun diyorum size, yolu kaybedeceğiz! İn aşağıda dinlen! Niye durmadınız? Dünyanın öbür ucuna geldik! Ekip daha nerede kaldı? Yorgun atın üzerinde oturulmaz. Burada mı kalacağız? Atlar yorgun. Yürürüm ben. Yarın sabaha kadar zor gidersin. Atlar dinlenene kadar bu harabede kalırız. Çıldırdın mı sen? Seni gören çıldırır anam. Yaklaşma bana. Fena olacak sonra. Boşuna bağırma. Top patlasa duyulmaz. İmdat! Uzak dur! Kaç para istersen veririm! Ben seni istiyorum! Benim olacaksın! Yalvarırım, git buradan! Filmde o kadar öpüşüyorsun ama! O başka! Günlerdir bu fırsatı gözlüyordum! Elimden kurtulamazsın artık! Yaklaşırsan vururum! Böyle daha hoşuma gidiyorsun! İmdat! Bağır, bağır! Böyle yırtıcı olunca daha güzelleşiyorsun! İmdat! Benimsin artık! Dağ başında kurttan kuştan başka kimse seni duyamaz! O kadar güvenme! Yerin kulağı vardır derler! Kurtarın beni bu canavardan! Burada senin beyliğin sökmez çek git! Yoksa karışmam! Sana hanımı bırak dedim, anladın mı? Ne hanımı bey, artist o! İstersen ikimizin de olur! Fena mı? Felekten bir gün çalmış oluruz! Yok canım! Korkma yayılır rezil olurum diye! Kimseye de bir şey söyleyemez! Bu da bir fikir! Yalvarırım dinleyin! Artistleri yanlış tanıyorsunuz siz! Ben de namusluyum! Bana dokunmamanız için birikmiş bütün paramı vermeye razıyım! Bu ne telaş be! Babası memleketin en zengini, paraya tok o! Biz sana açız! Ben de seni isterim, o da! Ne zamandan beri benim yerime kararlar veriyorsun? Yoksa bu fırsatı kaçıracak mısın bey? Niyetim seni kaçırmak! Gençsin, tecrübesizsin! Bu kısmet kaçırılmaz! Pişman olursun sonra! Çekinme! Dağ başı burası! Bir şey ispat edemez! Burası dağ başı diye ille de senin gibi hayvan mı olmam lazım? Hadi defol! Teşekkür ederim! Dur! Teşekkür için acele etme! Onun tüfeği var ama kımıldamaya kalmadan beynine yer odunu! Kimin kimi kovacağı belli değil daha! Kötü bir oyun oynuyorsun! Ne? Ne yani? Senin gibi ağzı süt kokan bir hanım evladına pabuç mu bırakacağım sandın? Sen defol! Ya gitmezsem? Dağıtırım beni! Dikkat edin yapar! Sen sus! Tüfeğine güveniyorsun, değil mi? Hayır, bileğime! Katil haydut, bırak öldüreceksin! Bırakırsam benim olacak mısın? Alçak! Sen bir alçaksın! Ağlamanıza lüzum yok, kaçtı serseri. Teşekkür ederim. Teşekkürlük bir şey yok. Benim için tehlikeye attınız hayatınızı. Sadece vazifemi yaptım. Yaptığınız büyük bir fedakarlık. Aksine, her dürüst insanın yapabileceği basit şeydi. Bu iyiliğinizi size nasıl ödeyebilirim? Gözyaşlarınızı silerek.
Teşekkür ederim. Çok ama çok korkulu dakikalar geçirdim. Fakat üzülmüyorum artık. Çünkü sizinle, zamanımızda bulunamayacak kadar temiz bir insanla karşılaşmak fırsatını buldum. Rica ederim. Boynunuz ağrıyor mu? Hayır ama sizinle tanıştıktan sonra kırılsa bile kıymeti yoktur. Çok naziksiniz. Sadece bir dağ çocuğuyum. Annem ve kız kardeşim hariç kadınlardan uzak yaşadım. Hey, dön geri! Alçak, atları kaçırdı. Yürüyerek gideriz. Perişan olursunuz. Burada mı kalacağız peki? Arkadaşın gibi yarın öğleye gelecek. Beni avlanmak için bıraktıydı buraya. Dönüşünde alacaktı ama dağ başında bir harabede yabancı bir erkekle kalmaktan çekinirseniz yürüyebiliriz. Bilmem ki. İcap ederse yolun güç kısımlarında sizi kucağımda bile taşıyabilirim. Beni kurtarma gayretiniz belki dediğiniz gibi her dürüst erkeğin yapabileceği bir hareketti ama beni taşımak zahmetiyle katlanmanıza ne isim verebiliriz acaba? Hayranlık. Ne hayranlığı? Filmlerinizden. Demek beni seyrettiniz. Seyretmek ne kelime, ezberledim bile. Buraların tek eğlencesi sinemadır. Yani bizler. Sizi eğlendirebildikse ne mutlu bize. Sizinle eğlenilmez, size hayran olunur Leyla Hanım. Şaka etmiyorsanız, hayatımda duyduğum en tatlı sözler bunlar. Bazı şeylerin şakası olmaz. Sizin filmlerinizin oynadığı bir hafta zarfında her gece sizi görmeye giden sadık bir seyircinin sıfatıyla bana inanmanızı rica ediyorum. Artık hiçbir şeye inancım kalmadı. Hava bozar bir yandan ona mı üzülürsün? Artist yok olur ortadan onu mu düşünürsün? Film durur ama masraf devam eder. Kazandıklarınıza sayın. Yine dua edin ki babam burada kalmanız için kira istemedi. Asaletiniz ve muhterem pedenizin gösterdiği büyük alakaya müteşekkiriz efendim. Kes bir, yal olsun. Hüseyin Peyda Bey'in tuzu kuru olduğu için her şeyin alayındalar. Ama kim ne derse desin, sizin asaletinizi zedeleyemez. Çok naziksiniz Suzan Hanım. Teşekkürler. Çok da güzelsiniz. Size olan bağlılığım yalnız güzelliğiniz için değil, hakkınızda çıkan yazıların da tesiri oldu. Demek onları da okudunuz. Ezberledim bile. Sizinle ilgili olan her şey aklımda. 940 İstanbul doğumlusunuz. Çamlıca Kız Lisesi'ni bitirip 2 yıl Edebiyat Fakültesi'ne gittiniz. Sonra annenizi kaybettiniz ve tahsilinizi bırakmak zorunda kaldınız. Şimdi Suna adında bir arkadaşınızla oturuyorsunuz. Bir film yıldızını tanımak için biraz fazla gayret değil mi? Yıldızlar kolay görülürler. Hele sizin gibi olursa. Benim hususiyetim ne? Hayalleri içine kapanmış bir gencin karanlık dünyasını aydınlatmak. Büyük şehirlerin terslik ve kabalığını iş edinen erkeklere öyle alışmışım ki, inanın yadırgadım sözlerinizi. Gülünç mü buldunuz? Alışık olmadığım bu sözleri duymak beni çok memnun etti. Teşekkür ederim. Bir şey diye. Üşüyor musunuz? Hayır, üşümüyorum. Karanlık basınca üşürsünüz. Neredeyse yağmur yağacak. Neredeydiniz? Leyla nerede? Kız kaçırdın ne diye olmuş? Hakkında takibat yapacaklar. Ne kaçırması be? Kız kendi ekti bizi. Çabuk anlat. Artist milleti değil mi? Karının niyeti zaten bozuk. Terbiyeli konuş. Affedersin ama hakikat meydanda. İlhan abinin kardeşiyle sözleşmişler. Kardeşimle mi? Doğan aptaldır be. Dişi sinekten bile korkar. Sinekten korkar ama dişinin pamuk gibisini görünce ne korku kalmış ne bir şey. Kıza benle çıktım, benle dön dedim ama boş. Ektiler, kim bilir hangi inde saklandılar şimdi. Hadi bas git buradan. Gözüm görmesin seni. Demek çiftlik sahibinin oğluyla anlaşmış. İnsanlık mı bu yani? Biz burada eşek başı mıyız? Hayır, soğan başı. Rezil olduk. Bu gece seni samanlıkta bekliyorum. Bu yağmurda bu saatlere kadar nerede bu oğlan? Av için gitti değil mi? Şimdi! Av! Pek lazım da av! Sinirlenme bey! Etrafımdakilerin hepsi tepeme atlamak için el biliyesin, sen sonra sinirlenme diye akıl ver! Tüh! Haklısın baba, haklısın ama eğer yemeye başlamak için Doğan'ın gelmesini bekleyeceksek, sofradan kalkalım daha iyi.
Neden? Siz de genç oldunuz baba. Ne demek ben de genç oldum? Doğan'ın çiftlikte misafir kalan filmci kızların peşine takılmasını ve yemek saatini unutmasını hoş gör baba. Filmin baş artistiyle kaçmış. Ha, şimdi oraya gidip tutup kulağından ulan it, önce ekmeğini kazan sonra oynaş elin oyuncu kızlarıyla deyip basışayım tokadı. Aman bey kuzum. Sus be! Zaten sen şımarttın onu. Koskoca erkek oldu, herkesin içinde tokat atılır mı? Bu çiftlikte tek erkek benim. Biz eski kafiyiz. Bu ailede babalar ölmeden oğullar 50 yaşına bile gelseler erkeklik iddiasında bulunamazlar. Bulunlarsa çekip gider. Doğan'ı arayacaksan zahmet etme baba. Nerede olduklarını bilen yok. Bilimciler de araştırmışlar ama bulamamışlar. Kim bilir hangi kovuktadırlar diyor herkes. Kim bilir neler düşünüyorlardır sizin için, meraklanmışlardır. Bizimkiler sadece kötü şeyler düşünürler. Kendi işlerinin geri kalmasından başka hiçbir şey de merak etmezler. Sizi ilk görüşümde aşık olduğumu söylersem, benim için kötü düşünür müsünüz İlhan Bey? Sizi tanıdığımdan bu yana sizden gayri şey düşünebildim mi ki aklımdan kötü şeyler geçsin? Güzel şeyler söyleyebilecek bir erkeğe rastladığım için çok mesudum. Suzan, seni öpmek istiyorum. O kadar yalnızız ki öpmemen için hiçbir sebep yok. Filmlerde sizinle oynayan erkekler ne mesutturlar ki? Neden? Rol icabı bile olsa dudakları size değebildiği için. Mesleğim o kadar ulvi bir his taşır ki bende, başka bir şey düşünmeye asla müsaade etmez. En ateşli aşk sahnesinden bile arta kalan dağılan dudak boyası, bozulan bir makyajdır bizim için. Filmler dışında dokunulmaz bir kız olduğunuzu görmek gözümde büsbütün heykelleştiriyor sizi. Artist deyince halkın kafasında kötü düşünceler uyanıyor. Kolay elde edilir kadın sanıyorlar bizleri. Mühim olan sanılan şey değil hakikat. Ne anlayışlı, ne iyi insansın Doğan. Şeyi affedersiniz, size Doğan dedim. Bizi burada birleştiren acayip bir tesadüftür Leyla. Bırak da dilimize geldiği gibi konuşalım. Nasıl istersen Doğan. Demin ne demek istediğini anlayamadım. Elimde olsaydı seninle hemen evlenirdim demek istedim. İyi ama evlenmek için ne beklediğini anlayamıyorum. Babamın ölmesini. Cenaze ve nikah merasimleri ayrı şeylerdir. Babam eski kafalıdır. Zengindir ama öyle sıkılır. Anlıyorum. Ölüler daha cömert olur demek istiyorsun. Evet sevgilim. O güne kadar benden ayrılmazsan, senden derhal evlenirim. Çocukcağız, o Doğan etini bulacağım diye yağmur çamur dolaşıyor. Dönsün kemiklerini kıracağım. Sakin ol bey. Doğan 25 yaşında, koca erkek sayılır. Sus, benim işime karışma sen, sus! Ha, şöyle. Evvela sen şuraya kıvrıl bakalım. Ceketi de üstüne iyice ört. Ya sen ne yapacaksın Doğan? Ben kapının önünde kıvrılacağım. İyi geceler. Sana da. Atasınız diye vermedim. Fakat beyefendiciğim... Yeter! Ya o aşifteden kurtarıp yollarsınız oğlumu, ya da pılınızı pırtınızı toplayıp kendiniz yollanırsınız. Her şey bitti, bir de efendinin oğlunu aramak kaldı. Namus kraliçemiz erkek kaçırdı demek. Bozuk havadan tepem atmış, bir de sen su koyuverme. Zatınızın tepesini attıran göğün değil, kesenizin delinişi. Yiyip içip yan gelip yatıyoruz o. Yağmur gene başladı. En iyisi Leyla ile Mecnun'u bırakıp Nuh tufanını çevirelim, yağmur bol. Oynayacak hayvan da çok. Nükteniz bizi hayvan yapsa bile gene de tebrikler. Çünkü ilk defa akıllıca bir laf ettiniz. Evladım Hüsnü, kahvaltı hazırladın mı? Zillik başladı sinyallere. Leyla, baksana ne vurdum.
affet Leyla. Senelerdir rüyalarımın kraliçesisin. Belki de milyonlarca sinema seyircisi sana aynı duyguları besleyerek yaşamaktadır. Seni seviyorum. Sana yaklaşmak, sana dokunmak başımı döndürüyor. Seni çok seviyorum. Affet beni. Bunları sana söylemek benim için önüne geçilmeyecek bir ihtirastı. Dönsün hele bir, yamıcım yok, ben öldüreceğim iti! Mehmet iftiracının biridir. Sus! Bir yalan söyledi. Kızdırırsa kafamı seni de alırım ayağımın altına, öldürürük diye çıkar. Büyüklerin işlerine ne karışıyorsun sen? İlk gördüğü kadının peşine takılıp evi barkı unutursa babam da kızar tabii. Gelsin buraya, herkesin önünde ulan eşek diyeceğim. Ulan fırınlık meşe! Sen kız kaçıracak adam mı oldun? Eşşoğlu eşek! Siz burada sıcak çorbanızı içerken onun kim bilir nerede aç bir ilaç olduğunu düşünsenize. Açlığın da kendine göre bir zevki var. Burada her şey zevkli oluyor Doğan. Dünden beri mağara hayatı yaşıyoruz. Ama bütün geçmiş günlerimden daha uzun, daha mutlu geldi bu geçirdiğimiz saatler. Yosunlarla yattık. Kuş düğünden yumuşak geldi. Ufacık bir odun ateşi kaloriferli dairelerden daha fazla ısıttı burayı. Ama geldi geçti. Biraz sonra Sami Cip'le bizi almaya gelince her şey bitmiş olacak. Ama ben hayatım boyunca bu geceyi unutmayacağım. Kasabada biri vardı diyeceksin arkadaşlar. Belki de bir süre benim namusumdan falan söz açacaksın. Sonra bu mevzu bitecek. Yeni yeni hikayelere başlayacaksın. Ve ben senin binlerce sayfalık hayatında bir sayfa olarak kalacağım. Bu kadar merhametsiz olma Doğan. Halbuki benim için öyle mi? Hayatım boyunca kendi kendime anlatacak bundan başka hikayem olmayacak. Benim de öyle. Buna inanmak için neler vermezdim. İnan Doğan. Sami geldi. Hadi hayırlısı, gidiyoruz. Korkma sevgilim. Aşkımız sandığın gibi bu samanlıkta son bulmayacak. Ben de İstanbul'a geleceğim. Neyle? Babanın nasihatleriyle mi? Hayır. Kasasındaki paralarla. Bazı şeyler verilmeden de alınabilirler. Demek cesur olmaya başladın biraz. Ama yine de kardeşin senden daha yürekli. Ben seninle gizli buluşuyorum. O ise Leyla'yı apaçık kaçırdı. Neredeyse dönerler. O zaman görürsün yüreğini. Kazazedeleri getirdim. Getirdin ama insan karşısına hangi yüzle çıkacaklarını sordun mu? Niye kızdığını bilmiyorum ama baba, sorup dinlemeden çatmana lüzum yok. Bakıyorum yaptıkları yetişmiyormuş gibi. Bir de dil uzatıyor. Siz bana baksanıza Leyla Sayar! Buyurun efendim. Ben bu çift diye sizleri film çevresiniz diye soktum. Salak oğlumu ayartıp kaçırırsınız diye değil. Haksızlık ediyorsun baba. Sus! Bana istediğini söyleyebilirsin ama Leyla Hanım'a... Hanımlığı kim kaybetmiş? Ona ancak senin gibi sersemler hanım der. Baba! İtiraza kalkma yoksa çeker tabancamı sererim leşini! Beni öldürebilirsin ama susturamazsın. Çünkü hakaret ettiğin kimse dünyanın en masum insanıdır. Ah masummuş! Maksadı senin gibi toy birini kandırıp yamanmak, servetimize çöreklenmek. Yanılıyorsunuz beyefendi. Ne sizin paranıza göz dikecek kadar açım, ne de kimseye yamanmaya niyetim var. Senin o çok bilmişliğin şu toy çocuğa söker. Ne olursuz baba! Yeter mi, uzatma bana! Sizler de toparlanıp başka yerde çekin filminizi, hadi! Biz artistler, görgüsüz insanların yakınında yaşamayacak kadar hassas insanlarızdır. Siz kovmasanız da biz kendiliğimizden gideriz. Yürüyün! Ne duruyorsunuz, yürüyün! Misafirlerden ve bilhassa Leyla Hanım'dan özür dilemeni rica ediyorum baba. Deminden beri karışmadım baba, ama şimdi müsaade ederse karışacağım. Ayıp ediyorsun Doğan! Bu artist milletine daha fazla yüz verilmez. Sen babamın dal kavuğu, haksızlıklarının sahte koruyucususun. Dua et, sağlığını sadece bir tokatla bırakıyorum. Başka zaman olsaydı çeker vururdum seni. Vursaydınız bile bir damla kanım akmazdı baba. Az önceki sözleriniz tabancanın kurşunlarından daha öldürücüydüler. Edebiyat yapacağına babamdan özür dilesen daha terbiyeli bir hareket yapmış olurdun aptal.
Şu anda seni dövmemekle ettiğim terbiyelik yeter. Bir daha abine bu lafları söylüyorsun ha? Küstah! Onun iki yüzlülüğüne verdiğim cevap az bile. Bu akşamdan itibaren samanlıkta yatacaksın, anlaşıldı mı? Ta ki aklını başına toplayıp, tabi geri alana kadar. Ötekilere de haber salın, arabalar hazır, kalkıyoruz. Baş üstüne ben adam yollarım işte. Araba kalkınca da büyük aşkımız sona eriyor tabi. İki üç güne kadar gelip bulacağım seni. Babacığınız bırakır mı ki? Öyle bir plan hazırladım ki babam kendiliğinden bırakacak beni. Allah'a ısmarladık. Güle güle canım. Ne bekliyoruz anlamıyorum ki, boşu boşuna gitsek artık. Leyla Hanım'ı bulsak da hareket etsin. Leyla Hanım çöle doğru gittiler. Ne oluyor oğlum? Buyur efendim. Leyla Hanım'a haber ver de gelsin. Başüstüne efendim. Bütün olanlar için özür dilerim. Aslında ben özür dilerim. Başınızı derde soktum. Beni affetmenizi rica etmek için bu son buluşmayı arzuladım. Bana harabede olduğu gibi gene sen diyin. Bu sabah bana bir yaban ördeği vurmuştunuz ya. Ne güzel bir sabah kahvaltısıydı diyeyim. O zaman ördeği getirdiğinizde ben uyuyordum. Evet. Uyurken yüzünüzde tatlı bir tebessüm vardı. Güzel bir rüya görüyordum. Öyle mi? Nasıl bir rüyaydı bu? Rüyamda biri bana ilan aşk ediyordu. Demek duydunuz. Evet. Çok merhametsizsiniz. Niçin? Duydunuz ve benden alay ettiniz. Bu böyledir zaten. Her kadın artist bir sürü aşk mektubu alır. Benim sözlerim de bunlardan biriydi işte. O mektuplar gibi bana da cevap vermeyeceksiniz. Hayır Doğan, yanılıyorsun, cevap vereceğim. Soğuk ve atlatıcı bir cevap. Hayır. O halde merhametli bir tavsiye. Davul bile dengi dengine vurur. Doğan! Yahut da hayatını kurtardığım için küçük bir ümit. Sen bir aptalsın. Her şeyi kadından bekliyorsun. Bu sabah söylediklerini duydum. Senden aynı fikirdeyim, anlıyor musun Doğan? Rol yapmıyorum, inan. Eğer şu anda burada bir rejisör olsa, yaptıklarımın çok hatalı bir oyun olduğunu söyler. Çok daha tabii olmamı tavsiye ederdim. Leyla, inanamıyorum. Sen koskoca bir Leyla Sayar, bense kasabada basit bir çiftçi. Ağlama Leyla. Her hikayede gözyaşları var. Ama kitap kapanıp sinemanın kapısından çıkıldı mı unutulup gider. Ne düşünüyorsun? Toyluğumu. İyi ki film bitince her şeyin unutulacağını söyledin. Yoksa hayatım boyunca sana ilk rastladığım şu kumluklarda bir Mecnun gibi dolaşıp dururdum. Leyla Hanım, gidiyoruz haydi! Peki, geliyorum! Bu aşk benim içimde de kapanmaz bir yara açtı. Sen unutacaksın ama ben unutamayacağım. Beni affet Leyla. Şu anda büyük bir boşluktan düşer gibiyim. Yalan söylemeye ne zorun var Doğan? Aşkımız belki de dünyanın en kısa aşkı oldu. Ama en küçüğü değildi. Bu lafların filmlerden hatırda kalmış sözler olmadığını bir bilsen. Sözlerimin işten gelmediğini sanıyor, filmlerin beylik cümlelerine benzetiyorsan bak gözlerime. Şu yaşlarda mı sahte? Artistler kolay ağlarlar. Son sözüm bu mu Doğan? Seni ömrüm boyu düşünürken bu cümlelerle mi hatırlayayım istiyorsun? Taptığı kadını göz göre göre kaçıran çaresiz bir erkek düşünülmeye değmez. Beni bekliyorlar Doğan. Bir şey söyle, içinden gelmese bile bana inandığını söyle. Neden diyeyim Leyla? Milyonlarca insanın tekrarlaya tekrarlaya bayatlaştırdığı bu kelime seni kaybedişimin ıstırabını dindirebilir mi? Teşekkür ederim Doğan. Seven bir kız için ona ömrü boyunca yetecek bir iltifattı bu. Allah'a ısmarladık demeden önce İstanbul'da kapımın sana açık olduğunu, gelebilirsen kaderimize karşı el ele mücadele edebileceğimizi söylemek isterdim. Beni sırtı dönük mü uğurlayacaksın? Gidişini görmek istemiyorum. Böyle ayrılıklar yalnız sinemada olur sanırdım. Ama sevenler göz gözeyken ayrılamıyorlarmış. Mesut oldu ha. Sen de. Doğan hala ortada yok. Hastasın anne. Üzülme, bulurum.
Heyecandan ölmediğime şükret. Bunca yıl çok çektim, ses çıkarmadım ama ağabeyinin samanlıkta yatmasına tahammül edemiyorum. Git bul onu yavrum. Peki anne. Abi, battaniye getirdim sana. Annem evde yatman için babamla konuşacak. İstemez. Samanlık anlayışsız bir babanın yatağından daha rahattır. Söyle anneme, beni seviyorsa üzülmesin. Allah'ım, al canımı da kurtulayım. Huzurumu kaçırmakta devam edecek olursan ben alırım canını. Bıktım artık be! İstersen beni öldür, ama onlara eziyet etme. Ben onları kötülükten korumak için sert davranıyorum. Ama bir gün yaptığım baskıya dayanamayıp kaçacaklar. Nereye? Hangi parayla? Birikmiş param var biraz. Çalışırım da ne iş bulursam yaparım, memuriyet, amelelik... Amelelik mi? İcap ederse hamallık etmekten bile çekinmem. Nasıl yaparsın abi? Hamallık etmek bir babanın hakaretlerine yüklenmekten daha kolaydır. Ne zaman gideceksin? Ayrılıkları sevmem Gül. Kaçtığımı beni burada bulmadığınız gün öğrenirsiniz. Eğer bu mesele hakkında tek kelime söylersen affetmem seni. Anneciğim, güzel yanaklarından öpmeden gittiğim için affet beni. Öyle gerekti. Beni çok sevdiğini söylerdin her zaman. Bu sevgiye dayanarak bir ricada bulunuyorum. Benim için üzülme. Sen üzülmedikçe ben daha iyi olurum. Beni affedin, sevgiler. Kokusuz, hesaplı bir otel istiyorsan bizim otele gel. Mektuplar geldi efendim. Üzülüyorum, sabahtan beri tek kelime söylemedin. Sen bir rüya görmüştün, şimdi uyandın artık. Evet, sonu acıyla biten bir rüya. Ben bir erkek sevsem mektup yazarım, onu buraya çağırırım. Yahut ben ona giderim. Aşk için gözyaşı dökülen zamanlar hikaye oldu. Böyle konuşma Suna. Sen burada onu düşünürken o çiftlikte keyfine bakıyordur. İki kişilik ama tek kişilik sayılır. Çünkü o da arkadaşınız geceleri çalışır, gündüzleri uyur. Siz de gece uyur, gündüz çalışırsınız. Peki, merci. Merhaba arkadaşım. Merhaba. Gün ışığı uykumu kaçırır diye başımı çıkaramıyorum, kusura bakma. Ziyanı yok. Çok kalacak mısın? Galiba. Necisin? Hiç.
Yorgandan çıktığınıza göre uykudan vazgeçtiniz herhalde. Sen hiç deyince korktum ama yüzünüzü görünce ferahladım. Niye? Böyle senin gibi bir işsizin biri geldiydi bir gün, tatlı dilli bir hergele. Evet. İtin çenesi kıyaktı ama eli uzundu. Üç makara çekti, güldük falan ama ertesi gün pır. Oteli mi beğenmedi? Hayır, bizim kostümleri fazla beğendi. Hepsini sırtlayıp düğmüş. Hele hala yanarım, bir ceketim vardı, kareli böyle. Allah derim sana, kim giyse Marlon Brando'ya nal toplatırdı. Ama çaldı. Oğlum paralarımı çalacak, annesinin mücevherlerini alacak, ben onu polise teslim edip hapishane sürdürmeyeceğim. Yeter bey! Tam 37.000 lira hanım! Kabahat sende! Oh! O çalsın, ben kabahatlı olayım! Doğan en adi insanların bile yapamayacakları kadar kötü bir şey yaptı. Ama bana kalırsa... Sana kalırsa ne? Polise vermem. Neden? Aile şerefimizi lekeleyeceği için. Ben gider İstanbul'da yakalarım onu. Kadın kısmına para mı dayanır? Elini çabuk tut da... Doğan'ı ele geçirdiğimiz zaman... avucumuzu yalamayalım. Merak etme baba. Al. 30.000 liralık bono. Bak o. Şişli'deki Rıdvan Bey'den bonoyu alacaksın, Tahsin Bey'de tahsil edeceksin. Peki baba. Unutma! Şişli'deki Rıdvan Bey'den alacaksın. Hadi. Sen Leyla'ya hayransın. Abin de Neriman Köksal'a... Kim ne derse de... Bence bir Neriman Köksal, 10 artiste bedeldir. Hı? Yo, dinlemiyor musun beni? Hı? Dinliyorum tabii. Bak, Leyla'yı o kadar çok beğeniyorsan... galaları takip ederiz. Nerede bir gala gecesi, tüt düşeriz oraya. O zaman kızı yakından görürsün. Teşekkürler. Ama... bizimki... yemeği lokantaca mekanından seyretmek tabii. Hı. Koskoca Leyla Sayar... kalkıp da senin benim gibi garibana mı pas verecek? Kimi aradınız? Leyla Hanım'ı, artist. Evde yok. Bir haber bırakabilir miyim? Boşuna zahmet etmeyin. Ama mutlaka görmem lazım. Doğan dersiniz. Demiye ne hacet? Kızcağız kapısını aşındıranlardan serseme döndü. Evde olsam bile yukarı kimseyi bırakma dedi. Fakat... Kardeşim Türkçe konuşuyoruz, bir diyeceğin varsa mektup yaz. Mektupluktan çıktı, destan oldu be abi. Bu kadar edebiyata fotoğraf değil, kendini zarflayıp gönderirse şaşmam. Postane senin aşkını taşıyan bu zarfa 1 milyon liralık da pul ister. Mektuplarınız. Şuraya bak, hayranların her gün artıyor. 10 binlerce erkek tarafından sevilmek ne güzel şey. Ben tek erkek tarafından sevilmeyi istiyorum. Seni aramaya cesareti olmayacak kadar pısırık bir erkek. Onun hakkında laf istemem dedim. Peki peki, kızma. Sen Doğancığını sev, el alem sana roman gibi aşk mektupları yollasın. Leyla'm!
Kırık kalbimin sözlüğünü edecek olan şu mektuba başlamadan yeter, önce... Yeter, çok düşündüm! Aa, ama insan merak eder canım! Baksana, tam 35-40 sayfa kadar var! Elin serserilerinden binlerce sayfa geleceğine... ...Doğan'dan tek satır gelseydi çok daha fazla memnun ederdi beni! O ana kuzusu mu? Hıh! Bütün ayrıldığınızı kendin söyledin de! Ayrılırken tekrar buluşacakmışız gibi bir his vardı içimde. Seni bulabilmek, seni uzaktan olsun görebilmek için memleketimi terk ettim. Yuvamı, anamı, babamı bırakıp İstanbul'un otel köşelerine düştüm. Hep senin için. Bakkaldan beresiye kazıklayana kadar 3 defa kalbim durdu. Ama değer. Sevinmedin mi ha? Aklımı karıştırma Supi! Şimdi attın karamanayı yahu! Adettir, her bıyığı terleyen vatandaş selamun aleyküm demeden bir kadın artiste kebap olur! Efendime söyleyeyim, yanar yanar kül olur! Tara bütün Anadolu'yu! Kimi şu yıldıza kesilir, kimi falancanın fotoğrafına diye burun çeker! Bizim de bir şey yaptığımız yok ki! Yahu, 10 gündür günde 100 sayfadan 1000 sayfa mektup döşendim be abi! Aşk yüzünden romancı kesileceksin! Ama hep palavra yazıyorsun! 10 mektup yazdın, bak sonu aybe çıktı! Ne yazayım? Bak abicim, nasıl istidacılık bir meslekse... ...artist fotoğrafı istemenin de bir formülü var! Önce ortaya muhterem nokta nokta siz diye yazarsın... ...artistler arasında... ...bilakis... ...en çok takdir ettiğim... ...kıymetli bir yıldız olup... Lafa bak! Beyaz perdenin... ...en üstün bir köşesinde olduğunuzdan... ...imzalı bir fotoğrafınızı yollayacağınızdan mı aşı? Emin bulunarak sonsuz sevgi ve saygılarımı sunarım der... ...altına da falan feşmekan diye bir imza... ...bir de adres patlattın mı? Garigoper'e göndersen bu tarifi öteki dünyadan inan olsun şıp diye gönderir kartpostalı. Ben resmini değil kendini görmek istiyorum. Evine gittim göremedim. Canım görmek için başka numara yap. Stadyoya git! Ben 2 saat kestireyim, filmciler sokağına düşüp öğreniriz nerede film çeviriyorlar. Sonra, anladın mı, bir dolmuş kül, dost doğru stadyoya, bak bakalım filme! Stop! Leyla Sayar'ın dublörü gelsin. Leyla Hanım keyifsiz diye yerine dublör oynatırlar, biz ölsek aldıran olmaz. Yalnız gözleri görünecek, başka tarafına makyaj yapmayın, ağzını yüzünü kapatın. Güzel, Leyla bile görse seni aynaya bakıyorum zannedecek. Şimdi getiriyoruz abi, bekledik. Biri geldi Leyla Hanım'ı istiyor, Doğan dersiniz, anlar dedi. Yok de! Var de, var! Gelsin de dalgamızı geçelim biraz, çağır oğlum peki sen. Peki abi. Hatırlamadınız mı yahu? Bizi kovan Ahmet Bey'in oğlu. Ya? Dinle bak! Gelen oğlanla sevişmişsin de şimdi sepetlemek istiyorsun. O rolü oyna. Ve görmek istemediğini, seni rahatsız etmemesini söyle. Yapamam! Bu kadarcık şeyi de yapamazsan artist de olamazsın, gel! Kapa yüzünü, geliyor! Ooo! Doğan Bey, hangi rüzgar arattı sizi böyle, hoş geldiniz! Teşekkürler! Buyurun. Leyla Hanım, Doğan Bey'i tanımadınız mı? Hatırlar gibiyim ama... Ben Doğan Leyla! Leyla da hafıza sıfırdı! Dün gördüğünü bugün unutur. Hani çiftlik sahibinin oğlu vardı Doğan? Ha tamam, hatırladım Doğan. Şöyle bir kenara geçince seyredersiniz. Nanoşum şu sırtımı var mısın? Oh dün gece sabaha kadar hurdamı çıkarttım. O var mı canım merak etme. Oh ne tatlı ellerin var Hüseyin. Öyle mi geliyor sana Leyla? Canım benim! Prodüktörlük kimsiz kim? Bir film ekibindeki kız 2 gün başka erkekle kalacak... ...ona aşık olacak... ...bu aşk yüzünden bugün hasta olup yerine dublör kullanılacak. Ne yapabilirdim? Mücadele! Her şeyde mücadele! Leyla'yı ben artist yaptım, ben şöhrete ulaştırdım. Şimdi de aptalca bir aşk uğruna bugünkü mevkini yıkmaması için mücadele edeceğim.
Derhal Leyla'dan randevu aldır, akşam pavyona götüreceğim. Demek savaş başlıyor. Kardeşim, artist milleti bu. Her birinin 1 milyon hayranı var. Hepsine yüz verseler, kendilerine yüz kalmaz. Kapat bu bahsi. En iyisi çalışmak. Çalışırsan unutursun. Bana bak. Bizim pavyona girsene, afilli çocuksun. Ha? Ben garsonluk yapamam. Bak, vestiyere kimleriz seni? Hacısı bol yerdir. Bir şapkaya en azından bir teklik. Çok düşünme, beynin sulanır. Metro kulübe girmek en büyük şanstır be. Bu of kesildi mi? Nasıl işler be abi? Hiç beceremiyorum. Korkma, olur olur becerirsin. Aman dikkat, müşteriler geliyor. Bir dakika. Nereye gidiyorsun be aptal herif? Bir dakika, içeri giriyorum. Görmüyor musun, paltoları düşürdün. Hadi bardağımın başına koş aptal herif. Ne oldu be? Leyla geldi, görmedin mi? Hani? İşi berbat ettin, hadi gel. Özür dileriz, özür dileriz. Benim buyursunlar, buyursunlar. Eyvah, mahvolduk. En kıymetli müşterilerimizin paltoları yerlerde tutuyor. Bu yeni gardıropçuda iş yok, aklı fikri artistlerde. Hadi seni kovuyorum, defol. Patron, bir defalık affet, ne olur bu defayı mahsus. Bu herifi de buraya sen getirdin değil mi? Evet. O halde seni de kovuyorum. Ha. Atın şunları dışarı. Be, ama İş bulma kurumu müdürü gibi aklına eseni taşı buraya. Darlese mi burası be? Uzatma be ya. Bana bak, burası gece kulübü, futbol kulübü değil. Hele çiftlik hiç değil. Anladık be ya. Kısa tut, fazla kumaş gitmesin. Özür dile Supi. İnat edip de benim yüzümden ekmeğinden olma. El rızkı Allah oğlum. Tecrübesi de herkesin rızkını Allah verir. Bu tereyağlar sadece vasıta. Bence de vasıtanın biri kaçar, biri gelir. Öyleyse bas bakalım, güle güle Supi bey. Yok ya. Hadi sana da güle güle, bize eyvallah ama. Yağcı bey. Açlıktan nefesin kokarsa ciklet çiğnemeni rica edeceğim. Aklını harcama, iflas edersin. Benden önceki oda arkadaşın seni elbiselerinden etti, ben de işinden. Boş ver be. Yarın asıldık mı işporta tezgahına, doğru Mahmut Paşa'ya. Bas ebediyatı, topla paraları. Hürriyeti de acaba. Var mı hürriyet gibisi be? El alem bir direm hürriyet için kan döküyor, biz işten olmuşuz çok mu? Oh, kokla şu havayı be. Sağ ol Supi, bu iyiliklerini unutmayacağım. Bir daha sefere buraya müşteri olarak geleceğim, hepiniz bana hizmet edeceksiniz hırbalar. Yaptığınız iyilikleri unutamam tabii. Öyleyse büyük sözü dinle. Eskisi gibi güler yüzlü ol ve o genci çıkart aklından. Elbette, çıktı bile. Sözünün doğruluğuna, bu sahte tebessümün yerine kahkahaların salonu çınlattığı an inanacağım. Güleceksin arkadaş. Bir kahkaha, bir kemik, bir zola. Ama bakma, kambur felek fırsatını buldu mu yapar kolpasını. Ama aldırmayacaksın, sallamayacaksın hiç. Tıp tıp. Havulduğuna sahiden mi üzülüyorsun? Artık geceleri efendi gibi uyuyacağıma öyle seviniyorum. Ulan Allah geceleri insanlar uyusunlar diye yaratmış. Bizse geceleri çalışıp... Oh, çekersin yorganı burnuna. İyi geceler, iyi rüyalar. Nereden buldun bu kadar parayı? Şimdi inandın mı bana? Ah, canım benim. Canım sevgilim, gel bana. Sık beni, kollarına al. Öp beni.
Ah, Leyla Sayar geliyor işte! No, Leyla no. orada! Aha! Leyla! Gel oturalım yerimize! Boş ver, gel yerimize oturalım. Zula da bir de yastık konyağımız var. Hadi oturalım. Gün geçtikçe büyüdü ve benliğimizi yakan bir ateş oldu. İçimi şimdiye kadar duymadığım bir his kaplamıştı. Bu rüyanın hiç bitmesini, ömrüm boyunca devam etmesini arzuluyordum. İlk bir yudum da sen. Ama gene de içimde bir şey. Utanç veriyordu. Beşte de söyleyemem. Lafa gümrük mü var? Onu anlatamaz. Uzatma be kardeşim. Uzatırsan ne olur? Cek bacalas diyordur. Tereyağı sende. Döne döne. Seve seve birbirimize yakın. Arkadaşım biti fazla kanlı anlaşılır. Daha kavga edelim. Oğlum kaşağının iyisi Arap çarşısında ya. Salım arkadaşlar. Kavganızı antrakta yapın. Ben tıkır tıkır para saymışım gişeye. Abdesthane penceresinden kaçmadık ya içeri. Lafımı dağıtarım tabii efendi efendi. Hem sana ne be? Babanın kızı mı? O senin yengen ulan! Ulan mı dedin? Gelin ulan seni gelin! Seni her zaman yanımda gör. Bu beraberliği bozmamak için ölüm halinde hastalanmaya razı ol. Yeter ki sen yanımda ol. Gel gel dışarı gel! Ne demek? Çekilin içinde! Hadi birini al! Sen dışarı yapın! Polis! 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 Yaşa be abi, kavga ediyorsak biz ediyoruz ya, onlara ne olanı seversen abi? Memlekette ukala mı ararsın, tonla! Arkadaşın yumruğu da şimşek çaktırdı maşallah! Ya milli boksördür o! Maşallah! Neyse nasıl olsa çıkacaktık! Helal olsun. Burada bekleriz, araklarız artistleri! Arkadaş kalben hassastır da Leyla Sayar'a karşı, ya! Leyla'nın arabası burada, demek ki arka kapıdan çıkacak! Burada bekleriz! Tamam bekleriz! Bekleriz! Tamam! Pak da yerken öldü desinler! Kavgalar hep senin aşkına oluyor. Bütün erkekler sana hayran Leyla. Ama hala kullanmadın. Zihnini ille de tek erkeğe taktı. Leyla. Çalışma yerinde başlayan bir aşk hikayesinden bahsediliyor Leyla Hanım. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ben yadanınız gazetesindeyim efendim. İkinci mevkideki serseriler kuşkur oldu. Tamam efendim, dışarı atıldı. Bir tane para Leyla Hanım, gelin. İşte o! Vallahi o! Önüne duralım abi! Anlamasana be abi! Bırakın beni! Utanma be abi! Madem kavurmasın kıza çık önüne imza iste be! Rahat bırakın beni! Mahcubiyetin modasına kar yağdı be abi! Hadi yırtıl biraz be! Kabahat bende değil, ittiler! Baksana bir şey olmuş mu? Dur, şöyle, al şöyle ha! İttiniz çocuğu, kabahatim yok! Hadi oradan, Hürriyet Ebediye torpillisi! Sende! Arkadaş, arabalarda fren denen bir zamazingo icat edildiğini bilmiyor musun sen? Bilmiyorsan öğrenirsin! Trafiği çağırın! Polis çağırın siz, trafiği çağırın! Yarası falan yok galiba, para verelim! Abi, para mı, polis mi? Hiçbiri! Polis yenmez ama para yenir! Para isteyin, versin bir 500'lük! 500 lira istiyorlar galiba. Al götür şunu. Emredersiniz. İşte istediğiniz 500'lük. Bir 250 liralık da bana toslayın da 750 olsun bari. Talihin dantelası diye buna derler işte. İstemem maçının başımdan. Parayı almıyor musun? Dur. Parayı istemedi. Hey, ver şu parayı ver. Şuuru yerinde diyor. Kafasına çarptın, beyni burkuldu zavallının. Bir dakika. 500'e şut çektiğine göre vaziyet ciddi. Sor bakalım ne istiyorlar? Ay, binlik be abla! Yaptım bir hayır, tut bacağından hayır! Hı? Al götür şunu da! Baş! Yaşa be abla! Filmlerdeki gibi hayatı hususiyende de eline çıkmış, yaşa! Harbi kadındır Leyla ablamız! Parayı almadı! 1000 lirayı da mı az buldu? İmzalı bir resmi yeter diyor! İmzalı bir resmi mi? Bir fotoğraf mı 1000 lirayı tercih eden genci görmek isterdim! Özür dilerim kaza için, asıl kabahat arkadaşlarınızdaydı, ittiler sizi. Ziyanı yok. Yüzünüzü görebilir miyim? Ne lüzum var? Beni görmek için tehlikeye atılan ve 50 kuruş değerindeki resmime 1000 lira kıymet biçen bir genci merak edişimi mazur görün. Merak etmeye değmez. Çok güzeldir. Bırakın. Bakmayın ona, yatağının başı hepsinin resimlerle kaplı. Sinemiye sizi görmek için gelmiş, şimdi de utanıyor.
Doğan sen! Ne işin var burada? Onun işi size aşık olmak. Bir şey yapın, doktor bulun çabuk! Arabama götürün! Al, al şöyle! Durmayın! Girin. Doğan! Doğan sevgili! Bayıldı ya! Bu araba bilebilecek. Ama çocuk fenaydı yani, saydınmış bir samimi düştü yani. Leyla, Leyla benim. Doğan, Doğancığım, buradayım, yanındayım. Ağır mı doktor? Hayır Leyla Hanım, şimdi kendine gelir. Doğan. Neredeyim? Misafirimsin Doğan. İyileşene kadar. İyiyim. Biraz yalnız kalabilir miyim? Neşeniz bilir Leyla abla. Hadi bakalım. Ağlamak kaderi değiştirmez kızım. Kurtulma ümidi yok mu doktor? Allah'tan ümit kesilmez tabii. O hep oğlunu sayıkladığına göre onu bulup getirirseniz belki içinde yaşama arzusu belirir. Bu da çok mühimdir. İlaçlardan da tıptan da kuvvetli bir çaredir. 20. asrın Mecnun'u biraz kaprisli galiba. Hakiki aşıklar tek şey düşünürler, sevgililerini. Onu mazur görmelisin. Evet. İşte 20. asrın Mecnun'u. Çocuğun resimlerdeki ürkek hali halkın çok hoşuna gider. İçinde zerre kadar reklam kokusu bulunmayan gayet iyi bir reklam kampanyası istiyorum. Mecnun çölden bu yana bir halk kahramanıdır. Delikanlının saf aşkını ne kadar istismar eder, okuyucunun kafasına Leyla ile Mecnun hikayesinin bugün de dirildiğini ne derece ustaca sokarsanız o derecede muvaffak oluruz. Leyla seyircinin nazarında bir miktar daha yükselir. Yani Doğan denen bu genç Leyla'nın şöhret zirvesine çıkmasında kullandığınız basit bir merdiven mi oluyor? Hayır. Gerçekten zamanımızın gözlerini hırs bürümüş insanların yadırgayacağı derecede temiz ve saf hislerle dolu bir aşık. Arkadaşlar, bu hakiki bir Leyla ile Mecnun hikayesidir. Eskisinden farkı, biri çölde geçmiş, şimdiki şehirde yaşanıyor. Ama eski Mecnun Leyla'sına nasıl aşkla bakıyorsa, şimdikinin gözleri daha bile ışıklı. Biz bu 20. asrın Mecnun'un saflığına güvenerek, halkın gözünde Leyla ile Mecnun filmini ebedileştireceğiz. Yazıyor, yazıyor, Mecnun'u yazıyor, yazıyor, Mecnun'u yazıyor, diyor! Leyla Sağır'ın aşkını yazıyor, okumalı bugün, okumalı! Leyla Sağır'ın aşkını yazıyor, okuyalım efendim, okumalı bugün! Meşhur artist Leyla Sağır'ın aşkını yazıyor! 20. asrın Mecnun'u yazıyor, beyler yazıyor, okumalı, okumalı beyler! Önlerin kralı, gözyaşlı çocuk, aşk çılgını demedikleri kalmıyor, bunların önüne geçemez misiniz Nait Bey? Gazeteciler bir şey anlatırken pireyi deve yaparlar. Ben onların gazetelerini satmak için kullanacakları bir oyuncak değilim. Adetleridir bu, kızmamak lazım. Başkaları sizin bu durumunuzda olmak, gazetelerde reklam edilmek için çok şeyler verirler. Ben İstanbul'a gazetelerde resimlerim çıksın diye gelmedim Nait Bey. Bu şehirde benim için önemli olan tek şey var, gerisi de hikaye. Sizce önemli olan o şeyi Leyla bakımından ele alırsak gene de memnun olmanız lazım. Çünkü sevdiğiniz insana da reklam oluyorsunuz. Film yıldızı Leyla Sayar'ın koruduğu genç, Leyla'nın gölgesindeki aşık, bu mu reklam? Ben bir kadını severim ama onun gölgesi olmak istemem. Gölge demekle açıkça kadın parası yiyen adamı kastediyorlar. Pavyonumuz müstesna gecelerinden birini yaşıyor. Büyük film yıldızımız Leyla Sayar pavyonumuzu şereflendirdiler. İşte Leyla Sayar! Keşke buraya gelmeseydik, sıkıldım. Yanında sevgilisi var, 20. asrın Mecnun'u, ebedi ve esiri aşk kralı! Doğan, beni rehil etme! Pavyonumuz bu mesut çıktı sizlere! Her zamanki gibi viskinizi gönderiyorum Leyla Sayar hanımefendi. Viski patronumuzun hediyesidir efendim. Teşekkür ederim. Yanında bir uşak gibi dolaşmaktan bıktım. Gazetecilerin yazdıkları, Leyla'nın sevgilisi, Leyla ile dolaşan genç... Ne fenalık var bunlarda? Çok. Peki nedir istediğin? Sevgilimin Doğan'ın nişanlısı diye çağrılmasını.
senin şöhretinin, şahsiyetinin ve paranın gölgesinde ezilmek istemiyorum. Beni hakikaten sevseydin, bu gibi değersiz şeylere gurur meselesi yapmazdın. Aşk kuvvetini gururdan alır Leyla. Belki sevginden delireceğim ama gururumu ayak altına aldırmayacağım. Doğan sevgilim, zehir etme hayatımızı. Zehir eden ben değilim, aramızdaki uçurumlar. Uçurum falan yok Doğan. Erdoğan, beraberim. Leyla efendi, bu dansı bana lütfederler mi acaba? Ha? Affedersiniz, bu dansı daha önce Doğan'a söz vermiştim. Hadi Doğan. İşte 20. asrın Leyla ile Mecnun'u dans ediyorlar. Leyla Sayar ve sevgilisi, Türk perdesinin en kıymetli yıldızlarından biri olan Leyla Sayar, Leyla ile Mecnun filmini çevirirken tanımış olduğu 20. asrın Mecnun'u ile dans ediyor. Ne istiyor bu herif bizden? Yapma, ne olur. Böyle bir meşhur artistin sevgilisi olmak kolay değil. Rica ederim. Ne diye susacakmışım? Leyla Sayar bugün milyoner. İki katı, iki otomobili var. Herif de ona sırtını dayamış, cart cart ötüyor. Doğan, dur gitme! Bu meseleyi kapayın. Gitme Doğan. Ayrılamam senden. Ağlama Leyla, gözyaşlarına hürmetim var. Kabil olsaydı hatıra diye saklardım. Neden ama, neden? Sonunda ben ağlamayayım diye. Gözyaşı kadının ziynetidir ama erkeğe yakışmaz Leyla. Çocuksun sen Doğan. Belki öyleyimdir ama bir kadının parasıyla onun kanadı altında yaşamayacak kadar da izzet nefis sahibiyim. Senden kaçmak zorundayım çünkü. İnsan hiç sevdiğinden kaçar mı? Bazen kendinden bile kaçmak ister. Allah'a ısmarladık Leyla. Doğan! Doğan! Kendine gel Leyla. Bir rezalet olmasından korkuyorum. Ağlama Leyla. Kendine gel diyorum. Rezil olacağız. Parasını kıymetini bilen buraya! Yalan mağazanın ganimeti bunlar, bedavadan ucuz! Hadi yağmur yağdı, bel oldu! Su basan deponun zararı sizin karınız beyler! Hadi İzmit'in pişmaniyeler, tereyağı gibi! İzmit'in bunlar, İzmit'in tereyağı gibi pişmaniyeler! Kocasına şirin gözükmek isteyen bayanların kaçırmaması gereken bunlar! Haydi pişmaniye getirdik! İzmit'in bunlar, İzmit'ten getirdik bunları, tereyağı gibi bunlar! İzmit'in pişmaniye, pişmaniye var, pişmaniye! Tatlıya tatlı konuş İzmit'in! Ama yüzümü al arkadaşım, al yağmamalı bunlar! Durmayın, düşünmeyin, sizin karınız bunlar! Ne duruyorsunuz, gelin yaklaşın! Yağmamalı, tüccar battı, top attı, yaklaşın arkadaşlar! Hop, belediye, belediye! Hadi! Oh. İşportacı demek atlet demektir. Belediyeyi duyan nefleşmiş gibi alır pırı. Her şeyin alayındasın. Hayat bizden etmiş, biz de ondan ederiz, boşver. Doğan işportacılık yapıyor. Surlarda yatıp iskele kenarında balık ekmek yiyor. Akşamları İstanbul'un en aşağılık meyhanelerinde en adi kadınlarla kadeh dokuşturuyor. Hayır, inanmam. Ama biz gözlerimize inanırız. İki fotoğrafçımız gölge gibi ayrılmıyor peşlerinden. Göreceksiniz, yılın en büyük röportajı olacak. Başlık da şu, ölmez aşık Mecnun İstanbul sokaklarında. Siz gazetecilerin hayalleri geniş olur. Kendiniz uydurur, kendiniz inanırsın. Ya şu resme ne buyurulur Leyla Hanım? Herhalde hayalimin fotoğrafı değil bu. Bakın meyhanede ikisi de karşılıklı oturmuş içki içiyorlar. Masamıza şeref vermek üstü teveccühünde bulunur musunuz? Bakın arkadaşımı takdim edeyim. Dünyada kadınlardan en fazla nefret eden Doğan kulunuz. Beni güldürme delikanlı. Kadınlardan nefret etmek için çok gençsiniz. Masamıza oturmaz mısınız? Ne derse otursun mu masaya? Oturun. Ama bütçemizde acık var. Öyle ağır içki falan yok. Rakıya fitsen başımızın üstünde yerim var.
Böyle papatya tarlası gibi gencin karşısında kezzat bile içilir kale. Asılmayalım, depoya gider. Kadınlara karşı kuyruğu kaçışı var, nedir? Aşık! Sevgilisi ihanet etti. Uzun hikaye. Anlatsana bakayım. Emriniz efendim. Hanımefendiye bir porsiyon hikaye ile bana bir piyaz. Ne hikayesi? Aşk hikayesi. Dalga geçme be abi. Afişe de fel o tipota. Buradakiler kafi. Tarif etsene şu talihli kızı. Sen bana güneşi tarif etsene. Sıcaktır, yakar, ısıttır. Sadece o kadar mı? Ma çok durursan derin soyulur. Başka? Tek sarago, aklım o kadar erdi. Leyla da öyledir işte. Onu anlatmaya da kelimeler yetmez. Çünkü Leyla, kainatın bütün güzellikleriyle süsülür. Güneş onun yanında sönük kalır. Gözlerinde yıldızlı gecelerin pırıltısını görürsün bakınca. Saçlarına dokunsan saman yollarını okşar gibi olursun. Hani anlattıklarını duyan olsa alimin biri gökyüzünü tarif ediyor sanır. Ama abi şaka bir yana, şöyle dikkatli bakarsan bu da Leyla Sayar andırıyor biraz ha. Ne dersin? Bilmem. Bak şu gözlere ya, aynı. Bak gözlerime. Benziyor sahiden. Dile. Seninkilerin pusulası şaşmış. Varma üstüne. Aşıkların gözleri kör olur. Birazcık benziyor ama. Ama ne? Yanılabilirim. Çünkü her baktığım yerde onu görüyorum. Laflara bak be. Laf değil, ebediyat. Ama hepsi de karavana. Bu kelametin binde birini kızın kendisine sarf etse, tuşa gelir kızın kendisi, anladın mı? Ne be be, gidip söylesen, belki yola gelir. Hangi yola? Boşuna konuşuyorsunuz. Ne ben onun yanında bir sığıntı gibi yaşayabilirim, ne de o benim kendine verebileceğim fakir hayata tahammül edebilir. Seven kadın her şeyi de kabul eder. Onun seninle dünyanın en fakir yaşamasına katlanacağından eminim. Başkalarının hesabına bahse girmek kolay. Sen onun nasıl yüksek bir hayat yaşadığını biliyor musun? Evet. Neyse, içmene bak sen, aklın ermediği işlere yorma kafanı. Ne mal Leyla, seninle samanlıklarda bile yaşamaya razı, eminim. Saçmalama, nereden emin olabilirsin? Leyla ben olduğum için eminim Doğan. Yalvarırım, inan bana. Seni şöhretten, paradan, dünyanın bütün nimetlerinden daha çok seviyorum Doğan. Madem sen olamıyorsun, ben senin yanında olurum. Ben değer miyim bu kadar fedakarlığa? Aşkımız her şeye değer. Bu filmin bitsin, istersen artistliği bırakırım. Hemen yarın gidip temiz bir mahallede bir ev bulalım. Sabrım kalmadı artık, hayatımızı yaşamaya başlayalım. Bey, 37 yıllık evliliğimizde her dediğini yaptım. Her dediğini hiç düşünmeden evet dedim. Kendim için hiç ama bir şey istemedim. Peki ne olacak? Şimdi bir ricada bulunacağım, Doğan'ı... Benim için Doğan yok artık! Yalvarırım bey, bırak bu inadı! Bilirim, Doğan'ı hepimizden çok seversin. Severdim. Ama ailemizin şerefini düşünmeden yaptıkları... Onun hırsız olabileceğine nasıl inanırsın bey? Evet, belki hırsız o değildir. Çünkü katiyi bir şey bilmiyoruz. Ama... Emin olduğum bir şey var ki, bizi bırakıp o sütlüğün peşine düşüp gitmesi. Bu aileye ne bir artist kadın girebilir, ne de kimse bir artistin kuyruğuna takılabilir. Bana ilaçlar ve doktor değil, Doğan hayat verir. Git bul onu bey, ne yap yap getir buraya. Bir hata etti diye yuvasından atılan leylek yavruları gibi terk etmeyelim yavrumuzu, ne olur. Rutubet yok. Günün 24 saati güneş alır. Manzarası da fena sayılmaz. İyice bir döşediniz mi? Tamam. Bugün çok şahanesiniz Doğan Bey. İnşallah iş verecek beyler de aynı fikirde olurlar. Bana dua edeceksin değil mi? Bütün kalbimle. (Gülüyor)
Gelirken bir şey istiyor musun? Sadece seni Doğan. Hediye? Sen hediyelerin en kıymetlisisin. Öyleyse çiçek getireyim. O Leyla şeytanı ailemizin üzerine nasıl kabus gibi çöktüyse... ...ben de onların belası kesileceğim. Anasının ısrarı olmasaydı buralara mı gelirdim ben? Sakin ol baba. Herkes bize bakıyor. Yorgunsun. Önce otelde dinlenelim. Sonra ben adresini öğrendim onların. Gider hakkından gelir. Ne dinlenmesi? Derhal ilk işim gidip o kadını bulmak olacak. Doğan bir dakika geliyorum. Doğan yerine babası. Buyurun. Şöyle oturun. Konuşacaklarımız biraz tatsız şeyler olduğu için oturmaya lüzum yok. Çünkü siz de gevezeliğe değil pazarlığa geldim. Pazarlık mı? Burada satılık bir şey yok ki pazarlık edelim. Satın almak istediğim şey de oğlum. Onu bırakmak için ne istiyorsunuz? Söyleyin kaç para? Fakat... Çekinmeyin. Onun size verdiği hırsızlık parasından daha fazlasını teklif ediyorum. Çok cömertsiniz. Pazarlıkta da usta değilsiniz. Cevap verin. Ben bu kadar eder miyim acaba? Hiçbir kadın bu kadar etmez. Bu para sizin değil. Oğlumun değerinin fiyatıdır. Bunları evladımı bir bataklıktan kurtarmak için veriyorum. Yoksa elinize geçirdiğiniz fırsatı daha mı pahalıya satmak istiyorsunuz? Konuşun. Ne kadar? Doğanın saflığından kaç para sağlamak istiyorsun? Bunda anlaşmazsak bile onu öldürür... ...gene senin gibi bir kadının kucağında çürümesine bırakmam. 10.000 daha. Tamam mı? Cevap verin. Bilmiyorum. Alçak. Sen yalnız bir sokak süprüntüsü değil, bir hırsızsın. Oğlum akıllı olsaydı... ...sana 40 para vermeme lüzum kalmazdı. Şimdi 30.000'e az buluyorsun. Ama vereceğim. 35.000. Yalnız 35.000 değil. Karşında yalvaran, yardım dilenen bir baba var. Eğer sende insafın, vicdanın ve namusun tek zerresi varsa beni fazla üzmezsin. Evde anası hasta. Doğan gelirse iyileşecek. Ha? Tamam mı? Oğlum bırakacak mısın? Evet. Söz mü? Söz. Biraz kaba konuştumsa affedin. İnsan oğlunun felaketini görünce sinirlerine hakim olamıyor. Al asmalı. Bir dakika. Hani bu fiyat anlaştıktı? Paranızı unuttunuz beyefendi. Anlayamadım. Para gözünüze tahta perde çektiği için bazı şeyleri anlayamazsınız. Açık söyleyin. Kaç para, nedir istediğiniz? Oğlunuzu size hediye etmek. Ben hediye kabul etmem. Satın almak istiyorum. Oğlunuz mal değildir beyefendi. Parayla satın alınmaz. Fakat... Paranızı alıp gitmezseniz korkarım cayabilirim. O zaman da ayaklarımın altına milyonlar serilse... ...gene de kimse Doğan'da ayıramaz beni. Peki ayrılacağınızı neyle temin ediyorsunuz? Para bürümüş gözlerinizin göremediği şerefimle. Hadi çabuk olun. Doğan, sabah senden öpüşerek ayrıldık. Giderken birbirimizi son görüşümüz olduğunu biliyordum. Şimdi şaşıracaksın belki ama... ...son şaşkınlık daha acı olacağı için zararın neresinden dönsek kârdır düşüncesiyle... ...sana ayrılmamız gerektiğini yazmak zorundayım. Aşk güzel şey Doğan. Ama bütün düşüncelerime rağmen sefaletle bir arada yürüyemeyeceğini anladım. Gençsin, güzelsin, kendine göre bir kız bulup mesut olabilirsin. Sana saadetler diler, Allah'a ısmarladık derim. Efendim, Doğan Bey geldiler, sizi görmek istiyorlar. Kendisini görmek istemediğimi söyle. Şey, dur bir dakika. Çağır gelsin. Başüstüne efendim. Aa, tabii Nonuşum, o geceki mesut dakikalarımızı unutabilir miyim? Demek bu aşka sen de inandın. Yazık sana, bir de eski kurtlardan geçinirsin.
Bütün hikaye ünlü bir artistin bir süt kuzusunun şöhretine basamak yaparak kendini reklam edişi. Ha? Elbette ya! Ben reklamım için kılım kıpırdamadan dünyayı ateşe veririm. Bütün hikaye bu. Öyle mi? Benim saf bir taşralıya aşık olacak kadar zevksiz bir kadın olduğumu düşünüyorsa gülerim bu işe. Bakma, kenar mahalleye taşınmam bir çeşit eğlenceydi benim için. Tabii en aşağıdan 50.000 liralık bir reklam. Bir taşra delikanlısıyla alay etme zevki de cabası. Göreceksin bu dalayı, benim gibi bir kadının o çöplükte yaşayabileceğini sanıyordu. Hı? Tabii elbette şekerim. Senin coşkun yanardağları andıran kollarına tadan bir kadın başkasına bakabilir mi? Gece birde mi? Sorulur mu? Sana hayır diyebilir mi kadınlar? Tabii kabul. Şimdilik ateşli dudaklarında erimek için milyonlarca öpücükler. Hoşça kal. Gizli telefon dinlemenin bir nevi hırsızlık ve adi bir iş olduğunu biliyor muydunuz Doğan Bey? İşinize gelmeyince konuşacak laf bile bulamıyorsunuz. Büyük aşık Mecnun rolüne bürünerek beni kandırıp soymaya kalktınız. Ama yanıldınız. Erkekler benim yalnız elbiselerimi soyabilirler. Paralarım bankadadır. Verecek bir cevabınız yoksa içeride işim var. Beyefendi yalnız kalmasın. Arzu ettikleri zaman sokak kapısının yerini gösteriver kendilerine. Ölüm beklemekten bıktım artık. Ben mezarcı değilim. Anladın mı? Çık babanın karşısına, erkekçe paraya ihtiyacım var de. Anlayışlı ol Suzan, seviyorum seni. Bir kadına olan sevgi palavrayla değil, parayla ispat edilir. Bak, bak! Şu kolye en aşağı 20.000 lira eder. Olunca esir görmeyeyim. Güzel boynunu süslesin diye getirdim. Nereden buldun bunu? Mühim olan, sevgimin nişanesi olan bu kolyeyi kabul etme. Nereden bulduğumun ne ehemmiyeti var? Canım benim! Seni seviyorum ama bazen kızdırıyorsun işte. Para diye gırtlağına basışım hep senin iyiliğin için. Cahit Bey abisinden ayrılıyorum, düşün bir kere ortak bir işimiz olacak. Şimdi sana hayatımı bile verebileceğimi anladın mı? Eğer bu kolyenin menbaını söylersen daha iyi anlarım. Yoksa paraları Doğan değil de sen mi çaldın? Hayır. Annem paralar çalınınca korktu. Mücevherleri bana emanet etti. Evet. Meydana çıkar diye satmadım. En aşağı 100.000 liralık mücevher. Benim tanıdıklarım var, sattırmak kolay. Belki 300.000 eder ama satmak zor. Hırsızlık malı sanmayın sakın. Ama normal bir satışta sayılmaz. Böyle işlere gizlilik girdi mi fiyat kendiliğinden düşer. 90.000 lirayı da benden başka kimse vermez. Kabul et, evet de. Cevap verin. Suzan Hanım evet dedikten sonra bana hayır demek düşmez. Verin lütfen parayı. Kendine gel Doğan.
Leyla'dan ayrıldığından beri konuşmadın. Akışların korkutuyor beni. Tek laf olsun söyle de içim rahatlasın. Allah'a ısmarladık. Nereye? Leyla ile aranda ne geçtiğini bilmiyorum ama ona kızıp da beni bırakamazsın. Ben senin en iyi arkadaşınım. Öldürsen de gene ayrılmam peşinden. Ölülerin arkadaşları olmaz. Doğan aklını başına al. Korkma. İntihar falan edecek değilim. Edemem çünkü ayakta durduğuma bakma. Öldüm ben. Hem de ölümlerin en kötüsüyle öldüm. Ne olur sinirlerine hakim ol be abi. Hangi sinirlerime? Sen hiç yaşayan ölü gördün mü? İyi bak. Ayaktayım ama yaşamıyorum. Keşke sadece ölü olsam. Keşke bütün hücrelerime kadar ıstıraf veren bu acıyı duymasam. Üzme kendini be abi. Aşk derler buna. İnsanı şaşırtır ama zamanla unutursun her şeyi belki. Benimki aşk değil, kara sevda. Ben normal insanlar gibi sevmedim. Leyla bir kalıptı sadece. Onu kafamda süslemiştim. Kainatın bütün güzellikleriyle çizmiştim kalbime. Kadınların, daha doğrusu Leyla'nın ruhunda yatan şeytanı farkında değildim. Melek sanıyordum onu. Ben yalancı bir peri kızı için Mecnun'a döndüm. Boş ver be abi, biz artist milletine aşık olamayız. Bir zaman kendimi onunla baş başa bulutlar üzerinde yaşar sandım. Leyla sadece bir kız değil, başlı başına bir alemdi. Ona güneşlerin en parlağısın, bakışların yıldız yıldız derken inanarak konuşuyordum. Sonra birden uyanıverdim. Ama iş işten geçmişti artık. Anlıyorum. Anlıyorsan bırak gideyim. Çünkü hiçbir tanıdığa, hiçbir hatıraya tahammülüm yok. Bana eskiyi hatırlatacak her şeyi yıkmak istiyorum. Eşyalarım, param, her şeyim senin olsun. Benim mirasa değil, sana ihtiyacım var. Ben sağken benden ayrılamazsın, kaçamazsın benden. Affet Suppi, mecburdum. Nasıl? Fena, hep sayıklıyor. İlaçlarını muntazam verdiniz mi? Evet. Ruhen öyle bir şok geçirmiş ki ilaç bile tesir etmiyor. Vücut çok zayıf düştü. Neticede tehlikeli bir hal alabilir. Doğan, affet beni sevgilim. Nefret etme benden. Böyle olacaktın da ne diye ayrıldın? Sensiz yaşayamayacağım. Ölmek istiyorum. Doğan. Gel. Gel. Senin Abizettin Bey'e bak! Deryada dümen arıyor inek! Niyeti bozuk galiba! Biri denize böyle dikisecektin mi, kendini balıklara feda edecek demektir! Ben çok intihar eden gördüm. İntihara karar verdiler mi, kıyıda durup denize, öküze bakar gibi bakarlar. Kendine boş ver ama, eğer sahiden intihara yatarsa sırtındaki elbiselere yazık. Şimdi bir kola çalmayalım! Ahbap, eğer kendini intihar etmek gibi falan bir fikre sahipsen... Hayır. Ay, yazık öyleyse. Neden yazık? Şayet denize atacaksan kendini insaniyetlik namına şu elbiselerini bana ver diyecektim. Bakarsın Hazret Sevap yazar, dor posta cennet. Malum ya, ölüler için eski elbise de bir yenisi de. Elbisem hoşuna gittiyse sana vermem için intihar etmeme lüzum yok, istersen değişiriz. Yok be. Arkadaş seninle dalga geçiyor. Giyim hususunda ben de ölülerle aynı fikirdeyim. Al bakalım. Arkadaşım sen kafayı bulup volespit olmuşsun galiba. Sarhoş değilsen bile iç şunu da maneviyatın yükselsin de cayma sonradan. İç arkadaşım iç. Babanın malı gibi iç. Sızdı. Bırak şu kara çalıyı.
Dolar çalı ama değeri 150 bin lira. Katlanmamız lazım. Bir enayi sana para kaptırdı diye ömrün boyu koynunda mı yaşayacaksın? Kovanın mı yani? Beyefendi için öyle bir plan düşünüyorum ki sonunda kendiliğinden tekavüde sevk edilecek. Düşüncelerine hürmetim vardır. Bir planım var. Leyla iyileşince Leyla Mecnun filmini bitirmek için gene çiftliğe gideceğiz. İlhan da ortak ettiğimizi sandığı film şirketine bir kutu negatif film götürecek. Hangi şirket? Hangi film? Şirketin adı Limited Atmasyon. Elindeki kutunun içi boş olacak. Maksat oyalanıp peşimize takılmaması. Anlamıyorum. O da anlamayacak. Ceketinin astarına şunları yerleştireceğiz bu akşam. Esrar. Çekeni mest, satıcısını pes ettiren Dilber, sarı kız. Bu parça beyefendiyi kodese attırmak için yeter. Anladım. Polise de sen ihbar edeceksin. Savaşta her silah meşrudur. Oho! Yakıştı mı abi ha? Hey! Şimdi bu kıyafetle de bana mukavemet arz eden hatun kişinin alnını karıştırırım yani! Sen bu kılıkla sokakta gezersen, bütün kıyak kadınların namusu tehlikeye girer. Sonradan cayıp da insanı madara etmek yok ha, ona göre harbi. Korkma. Çekelim biraz. Maşallah ulan, 40 yılın mavicisiyim, böyle mazotlayanını görmedim. Helal olsun be! İspirit ocağı gibi mavi harcıyor. Biraz da bize bırak abi. Al. İçmeyeceğim. Ama böyle ilaçların doğru dürüst içmezsen iyileşemezsin ki. İyileşmek isteyen kim? Benim için tek kurtuluş yolu ölüm. Gene ağlatacaksın beni. Tek istediğim şu filmi bitirip sizi zarara sokmamak. Filmi düşünen mi var Leyla? Ben düşünüyorum. Ziyanı yok. Tek sen iyi ol da 3 ay sonraya kalsın bitmesi. Benim korkum hiç bitmemesi. Çünkü öleceğim ben. Abuk sabuk konuşma. Her şeyi unutursun, ölümü çıkar aklından. Ömrümün unutmaya ve gülmeye yetecek kadar uzun olacağını sanmıyorum. Biliyorum. Bana acıdığınız kadar içinizden gülüyorsunuz. Sus Leyla, sus, kan ağlıyor içimiz. Gülmeseniz bile saçmaladığımı, delirdiğimi sanıyorsunuz. İtiraz etmeyin. Öyle de zaten. Bir başkasını da görsem ben de aynı şeyi söylerdim. Ben de inanmazdım, ben de gülerdim. Hakiki aşkın en ağır bir hastalıktan fazla ıstırap verebileceğini ancak yakalanan anlayabilir. Konuşma Leyla, yorma kendini. Doğan Bey'in babası geldiler efendim. Sabahlığımı verin, onu salonda kabul edeceğim. Hala benden ne istiyorsunuz? Belli ki çok hastasınız ama sizden verdiğiniz sözü niye tutmadığınızı sormaya geldim. Beyefendi, Leyla Hanım'ı siz bu hale getirdiniz. Durumunu görüyorsunuz. Oğlum, anası da en aşağı bu kadar hasta. Oğlunuz yanımda bulunsaydı ben ölüm döşeğinde mi olurdum? Ne söylüyorsunuz siz? Leyla'yı ayrılık bu hale getirdi. Doğan'ı bu kadar çok mu seviyorsunuz siz? Acaba onu nerede bulabiliriz? Gazetelere anası hasta, bulana yerini bildirene 10 bin lira mükafat vaat eden bir ilan verdim. Size verdiğim söz yüzünden kalbini kırdım Doğan'ın. Benden nefret ettirecek bir mektup yazdım, buraya geldim. Sanki bir erkekle konuşuyormuşum gibi gayet adi yalanlarla uydurma bir telefon konuşması yaptım. Beni çabuk unutmasını, acı çekmemesini istemiştim. Yanılmışım. Kendini yorma Leyla. Ben bu yaşımda yanıldıktan sonra önce
Doğan'ı hırsızlık etti sandım. Şimdi öbür oğlum ortada yok, otel odalarını da bırakıp kaçtı. Sonra geri kafam, artistler hakkında yanılttı beni. Avuç dolusu parayı reddeden, saray gibi bir apartmanı terk edip oğlum için o tek odada yaşamaya razı olan ve en mühimi verdiği söz pahasına kendini feda eden bir kadının dünyanın en şerefli gelini olabileceğini anlayamadım. Affet beni kızım. Mühim olan affetmek değil, onun nerede olduğu. Korkuyorum, başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Sağ olsaydı ona rastlarlar, bir haber çıkardı mutlak. O öldüyse yaşayamam ben. Oğlumu bulup yahut adresini bildirene 11 lira mükafat. Neymiş, anası hastaymış. İlaç şu kainatın dalgasına bak yahu. Kim oğlunu bulana 11 lira mükafat verir, öte yandan basıp tekmeyi bizi kapı dışarı ederler. Ulan şu oğlanı kim yakalarsa Toto'yu onun işten tutturdu demektir. Aşık be, sen ne dersin bu işe? O Mevlasını bulmuş be. Parayla pulla münasebeti kalmamış ki. Varsa aşk, yoksa aşk. Bir izmarit versene. Fazla bakma. Benim şavulladığım izmaritlerin hepsi kallavidir. İzmaritlerin boylu olduğu araziyi iyi bileceksin. İzmaritin yerini bileceğine, şu oğlanın yerini bil de 10.000'i loplayıp lord ol biraz. Sen de her şeye karışırsın be. Çekil başımdan. Hadi, sen de oturduğun yerde fal bakmaktan başka bir işe yaramazsın. Aşık be, seninki de içmek değil, intihar etmek. Gözlerini seçmiyor galiba, yanlış kapı çaldın. Ben sizin aşığım, aşık. Kör değiliz. Sok şunu cebine. Herhalde beni soymaya kalkacak kadar enayi değilsin. Enayi olsaydım ötekiler gibi gazeteyi buruşturup atardım. Saçmalıyorsun. 10.000 liralık bir saçmalık. Ama ben senin gibi lokmayı 10.000 liraya satacak kadar enayi değilim. Bırak beni. Bakma, düştük de böyle olduk. Yoksam tüccar ruhlu adamımdır. Elime geçen malın kıymetini bilirim ben. Hadi yürü şimdi. Nereye? Muhterem pederinize mektup yazıp adresini 25.000'e satmaya. Bana bak, annem hasta. Gel 10.000'i al. Ama beklemeye vaktim yok. Benim var. Meğer sen bankamışsın da haberimiz yokmuş. Yürü bakalım. İyileşmedin, mahveder insanı! Ben zaten mahvolmuşum, bitmişim, bitmiş! Ölmek istiyorum! Ölmek istiyorum! Olmaz, yaşayamıyorum ben! Yeter artık! Sabahın 5'inde hareket edeceksin! Yarın Leyla ile Mecnun'un en mühim aşk sahnesi var! Bu kadar içersen yüzün ne olur? Daha iyi olur! Seyirci sahte bir oyun yerine hakiki bir sahne seyreder! Yalancı bir sevda yerine yaşanmış bir aşkın izlerini görür yüzümde. Hakiki Leyla viskiyle intihar etmemişti ama. Zaman intihar şekillerini değiştirdi. Şimdiki Mecnun çöl yerine batakhanelerde sürtüyor. Ne
ne uğursuz bir hikayeymiş bu! Yüzyıllar sonra bambaşka bir memlekette, bambaşka insanları da kıskacı içine aldı! Şimdiki sahnenin ruhu şu! Leyla İbni Selam adında biriyle evlendirilmiştir. Kocasına çocukluğundan beri bir cin tarafından sevildiğini, eğer gerdeğe girerse cinin her ikisini de öldüreceğini söyler. Adamı korkutup kendinden uzak tutar. Mecnun'un inkisarıyla da İbni Selam öldürülür. Bakalım modern Mecnun Doğan Bey'in inkisarı kimi öldürecek? Nasılsın Leyla? Çok fenayım. Hadi biraz gayret et de şu final sahnesini bitirelim. Ben sizleri filmin havasına sokmak istiyorum, sizler beni dinlemiyorsunuz. Film çekimine öyle ara verildi ki, tekrar çöl havasına girmek sihirbazlık. Ben filmin havasından bahsetmek istiyorum. Merak etmeyin, ben usta aktörümdür. Hanımefendiye gelince, o zaten filmin havasında. Gönderdin bana. Şükürler olsun canım yavrum. Bu ne hal? Ne oldu yavrum? Kendini üzme anne. Geçer hepsi. Babanız onları ayırmakta haklı. Leyla Doğan Bey'e layık bir kadın değildi. Bu kolyeyi nereden buldunuz? Kolyeler sokakta bulunmaz. Kuyumculardan satın alınırlar. Ama bu annemin kolyesi. Benzettiniz herhalde. Bu benim kolyem. Muhakkak benzetiyor. Kolyenin içinde benim resmim bulunmaz! Bunu kim verdi? İlhan verdi. Bunu tahmin etmeliydim. Zavallı Doğan senin günahını aldık. Nerede İlhan şimdi? Hapiste. Niçin? Üzerinde esrarla yakalanmış. Seninle sonra hesaplaşırız. Gel benimle gül. Annene hakikati anlatalım. Hayat verdin bana Doğan. Ah analık zor şey. Allah bilir ya, neler geçti aklımdan. Ne kabuslu günler yaşadım bir bilsen. Ağlama anne, üzme kendini, artık yanındayım ya. Doğan sen! Abi, abici! Kovmana lüzum yok baba, annemi görmeye geldim, kendiliğimden giderim. Leyla da burada, bugün geldiler film çeviriyorlar, seni ona götüreceğim. Ama çok geç. Bir yere gidemezsin artık, çünkü hırsızın ilan olduğu anlaşıldı. Onun için de geciktik baba. Bana yapacağın en büyük iyilik, beni rahat bırakma. Bu evin erkeği benim. Sadece benim sözüm geçer. Geleceksin benimle. Ya gelmezsem? Zorla götürürüm. Bir hata ettim, tamir edeceğim. Leyla'ya elimle götüreceğim seni. Bey! Saz! Ya gelmezsem? İyi yahut kötü bir insan olduğum münakaşa götürür ama deliliğim herkese malum. Bana Torosların çılgın Ahmet'i derler. Ölüme çok yakınım baba. Ölümden korktuğum için değil. Elini kana bulatmamak için gidiyor. Lanetlerim kuvvetini sana olan aşkımdan aldılar Leyla. Neffel yenildi, İbnü Selam öldü. Yürü,
Belki son dakikalarımı yaşıyorum. İçi boşalmış, dışı dökülen bir haldeyken beni sevdiğim ama sevilmediğim bir kadının ayaklarına götürmekle ne kazanacaksın? Sizi birbirinize kavuşturacağım. Sizleri ayırmakla işlediğim hatayı birleştirmekle tamir edeceğim. Bizi sen ayırmadın baba, o ayrıldı. Bir başkasını seviyordu. Aramıza asıl giren başka bir erkekti. Aptallaşma! Erkek falan yok başka! Kulaklarımla duydum. Kandırdı seni! Kendinden uzaklaştırmak için artistik sanatını da gösterdi. Sonradan gittiğinde anlattı bana. Telefonda mevcut olmayan biriyle senin geldiğini fark etmemiş gibi konuşmuş. Senin için yataklara düşmüştü. Görsen ölecek sanırdı. Sayın baba. Hadi koş, durma. İkimiz için de af dile. Durma, git, koş. Ölümün soğuk eli beni okşadı Kays. Yakında gideceğimi hissediyorum. Seni benden uzaklaştıracak ölüm bile olsa aşkımın kudreti karşısında erir Leyla'm. Şehre bir daha gelişinde beni ancak mezarımda bulacaksın Kays. Buraya seni son defa görebilmek için son kuvvetimi kullanarak geldim. Leyla, çöl çiçeğim benim! Stop! Leyla bir harikaydı. Sanki rol oynamadı da sahiden öldü. Yaşadı rolünü. Leyla! Leyla! Çocuklar, Leyla'ya bir şey oldu! Leyla öldü. Asırlardır devam eden bu aşk hikayesinin kaderi gene tecelli etti. Leyla, artık ayrılmayacağız. Bak, bulutlar bizi bekliyor Leyla.